Ben şimdi biraz konuyu değiştirmek istiyorum. Gökkuşağı gibi çok güzel bir kuştan bahsetmek istiyorum inşallah. Tukan kuşu. Resmine de bakabiliriz. Çok şekerli. Maşallah. Evet. Yine en koyu renklilerinden çok daha güzel renkli olanları var. Tukan kuşu, tukama çığlığında. Evet maşallah. İşte şu çok güzel. Özellikleri gagalarının bu kadar büyük olması. Çıkardıkları tukama çığlığından dolayı Tupilidinde tukan veya da tuka diye adlandırılıyorlar. Bu çığlıkları hafif kurbağa sesini andıran ve 800 metre uzaklıktan bile duyulabilen bir çığlıkları var. 37 çeşidi var bu tukan kuşlarının. Maşallah çok güzeller. Bu gagaları çok büyük olmalarına rağmen çok hafif. Çünkü tukanların rengarenk yaratılmış olan bu gagaları büyük oranda keratin maddesinden meydana geliyor. Keratin biliyoruz, bu saç, tırnak, tüy, deri gibi birbirinden çok farklı maddelerin yapı taşı keratin. Bu esnekliğinden dolayı hidrojen bağlarla bağlanmış amino asitlerden oluşuyor. Bu maddeler de çok sağlam ve esneklik kazandırıyor. 15 santim uzunluğunda ve 5 santim eninde bir gagaları var bu tukanların. Maşallah, teşekkürler resimler için. Ayrıca çok büyük olmasına rağmen çok esnek gagaları. O mesela bu tukanları bir muz bahçesine ya da bir portakal bahçesine ya da bir meyve bahçesine bıraktığında bahçe çok kısa bir süre içinde tanınmayacak hale gelebiliyor. işte. Maşallah. 2-4 tane, 2 ile 4 arasında yavru yumurtluyorlar ve bu anne ve baba tukan nöbetleşe olarak yavruların üzerinde kuluçkaya yatıp onları maşallah bekliyorlar maşallah. Bunun için tabii ki aralarında bir iletişim olması gerekiyor. Burada Allah'ın onlara ilhamıyla yapıyorlar böyle fedakarane bir sistemi maşallah. 6-7 hafta sonra da yumurtadan çıkan yavrular artık yuvayı terk edip kendi başlarına yaşayacak hale geliyorlar. Tukanların en faydalı yönlerinden biri Costa Rica'daki ormanlardaki tohumların yayılmasına sebep olan kuşlar tukanlar. Çünkü maşallah, diğer kuşlar ağaçlardaki tohumları alıp parçalıyorlar. Tukanların özelliği ise tohumları alıp uzun bir süre kursaklarında bekletiyorlar. Sonra tekrar dışarıya koyuyorlar. O zaman tohum kendi yapısını kaybetmemiş oluyor. Böylece ağaçlardaki döllenme de bu tukanlar sayesinde gerçekleşmiş maşallah oluyor. Maşallah.